ki merhum Ziya Gökalp'in asıl gayevi isteği de buydu. Birbirimize girerek düşman sevindirmeyeceğiz. Kasım 1922'de Tunceli mebusu Diyaba Bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler söylemişti? Hepimiz biriz, kardeşiz. Ama düşmanlar bizi birbirimize düşürmek için tuzaklar kuruyorlar. Sen söylesin, söylesin, ben böyleyim diye hile yapıyorlar. Ne yapsalar nafile. Aslımız, neslimiz hep birdir. Biz hep kardeşiz. <laughs> Hemen ardından kürsüye çıkan Bitlis mebusu Yusuf Ziya Bey'in sözleri de muhteşem niteliktedir. Efendiler, ben Deniz Kürt oğlu Kürdüm. Biz Kürtler Avrupa'nın ser ile verdiği hakları, hukukları ayaklarımızın altında çiğnedik. Türklerle beraber kanımızı döktük ve onlardan ayrılmadık. Ayrılmak istemedik. Hiçbir zamanda istemeyeceğiz. Az evvel değindiğim üzere siyanist terör çetesi Anadolu'yu çevrelemek maksadıyla küresel cinayet ve rezalet mekanizmasında toplaş. Laşan, diğer Türkiye düşmanlarını yedeğine alarak üzerimize gelmeyi planlıyorlar. Hazreyi yurdumuza taşımak istiyorlar. Bunun için istihbarat tezgahlarına, kapalı devre oyunlara ve işbirlikçi tarihlere müracaat ediyorlar. Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Birbirimize yüz çevirmemiz, surat asmamız, El uzatmak yerine yumruk sıkmamız da dayatılıyor. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Kahraman Kazan'daki tuş açısına yapılan terör saldırısı PKK, YPG, kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK Türk'ün de Kürd'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. <laughs> Suriye'den sızan hainler imha edilmişler şehitlerimizin acısıyla sızlayan gönüller teröre karşı tek ses olmuşlardır. Teröristler ile onların üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar, Türkiye'yi geçemeyecekler, yolumuzdan ve mücadele kararlılığımızdan geri çeviremeyeceklerdir. Kaderimiz bin yıllık kardeşliğimizdir. Kavlimiz, milli varlığımız, mukavemeti Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında inanç ve iman birliğiyle kenetlenme muktedirliğidir. Değerli Dava Arkadaşlarım, <laughs> Değerli Misafirler, Merhum Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasarlaşmak sacayanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri ve müşterek değeridir. O bin yıllık kardeşliğin köprüsünü takviye ve tahkim eden usta kalem, büyük düşünür, geçmişi gelecekte buluşturan şuurlu bir vicdandır. O Diyarbakır ile Ankara'yı tek yürek gören, tek nefes bilen vatan ve millet mef meftunudur. Bizim tarihi milli, İslami vicdani müştereklerimiz yerel farklılıklarımızı farklılıkları fersah fersah aşan cesamettedir. Merhum Gökalp Türk milliyetçiliği vizyonunda bir final değil müstesna bir eşiktir. Selanik'teki ünlü Beyaz Kule'nin dibindeki Çay Bahçesi'nde yazılan Genç Kalemler Dergisi'nde 7 Mart 1911 tarihinde yayınlanan Turan Manzumesi fikir ve siyasi namusumuzun burcudur. Bu manzum şahaser hayal yüklü bir Ütopya'yı değil, yüzyıllardır uyanışı ve dev gibi ayağa kalkışı bekleyen gözleyen ve kollayan muazzez milletimize tarihsel kimliğini ve şerefli geçmişini hatırlatan bir manifestodur. Büyük düşünürümüz ne diyordu? Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve ebedi bir ülkedir, Turan. <laughs> Merhum Yusuf Ziya Ortaç, Ziya Gökalp hakkında şunları yazmıştı. Ziya Gökalp parayı tanımadan yaşadı, tanımadan öldü. Evinin kışlık odununu bile arkadaşları aldılar. O yalnız hayallerinin içinde bahtiyardı. Merhum Gökalp mesela tazminata karşıydı, eleştirilerini her seferinde sıralamıştı. Halklar mozayini kabul etmemişti. Ona göre tazminat, politikacılar ve bürokratlar harekettiydi. Milli Türk Devleti bir bürokrat hareket değil, bir halk hareketi olmalıydı. Halkçılığı siyasete taşıyan muazzam akıl, gönül ve ferasetti. Kültürün halkta olduğunu gören ve buna inanan halkçı bir zekaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin halkçılığı kazandıran da mutlaka oydu. Yeni Mecmua'nın 14 Şubat 1918 tarihli 32. sayısında halkçılık başlığıyla yayınlanan makalesiyle tabuları yıkmış, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan birisi olarak gösterilmesinin yolunu açmıştı. Halkçılığı tarihsel süreciyle ele almış, siyasi halkçılık ile sosyal halkçılığı isabetle değerlendirmişti. Ona göre siyasi halkçılık, ülke insanının hukuk açısından ayan düzeyine çıkarmış, başka bir değişe herkesi eşitlemişti. Sosyal halkçılık ya da solidarizm ise insanı terbiye ve iktisadi konumuyla eşrafın ya da burjuvanın seviyesine ulaştırmıştı. Biz Ziya Gökalp'in saf ve duru halkçılığını benimsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçılığını da seçkinci, zümreci, halka rağmen halka adına siyaset yapan dayatmacı bir anlayış olarak görüyor böylesi olduğunu nesnel ve tarihsel verilere dayanarak iddia ediyoruz. Çünkü Gökalp'e göre Türkçülük ve halkçılık toplumsal tabakalaşmaya, sınıf farklılığına kapalı bir düşünce sistemidir. Onun düşüncesine göre ona göre ulus devlet veya milli devlet mesleki örgütlenmenin egemenliği üzerine kurulu bir halkçılığa dayanmaktadır. Türk siyasetinde gerçek halkçı milliyetçi harekettir. <laughs> Türk milliyetçisi kesinlikle ve aynı zamanda halkçı, halkın sesi ve tercümanıdır. Toplumcu anlayışımızın yaslandığı zemin de halktır. 1 Temmuz ile 9 Temmuz 1923 tarihleri arasında Yeni Türkiye gazetesinde yayınlanan yazılarında Yeni devlet harekete geçiren ruhun devrim ruhu olduğunu ülküsünün çağdaş bir devlet hedefinin kültür alanında Türkçülük siyaset alanında halkçılığı ve en gelişmiş hükümet tarzı olan demokrasiyi kurma şeklinde somutlaştığını gündeme getirmişti. Ve halkı çık, haklı çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yol haritasını çizmiş gerçek bir halkçının aynı zamanda Türkçü ve demokrat olduğunu tescilleyerek milli hafızalara nakşetmişti. Hülasa etmem gerekirse Ziya Kalp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikir kubbesi, milli birlik ve kardeşlik kuvvesiydi. Vefatının 100. yıl dönümünde ona çok şey borçlu olduğumuz inkar edilemez bir gerçektir. Onu tanımak, onun fikirleriyle hem olmaktır. Onu bilmek, ikinci meşruiyetten Cumhuriyet'in kuruluş devrine kadar geçen sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihi serüveni her veçesiyle idrak etmek demektir. Onu anlamak, sosyal hayatın özde milli, biçimde İslami olduğunu görmenin sırrına ermek demektir. Sosyolojik düşünmek, insanlar arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıyı esas alan dayanışmanın tezahürünü sağlamakla birlikte bu dayanışmayı gün ve gün geliştirmek ve hayatın bizati gerçeği haline getirmektir. <laughs> Merhum Gökalp sosyolojik düşünmenin duayeni Türk düşüncesinin medar iftarı takipçilerinin kalp ve kafak sefasıydı. Vakur bir yumuşaklığı, Basiretli bir tavrı, hesapsız bir iyimserliği, geleceğe dönük heyecanlı ve ümitkar bir beklentisi vardı. Dönemin içine sıkıştığı yalnızlık ve yıkım mengenesini gevşetmekle ömür geçirmişti. Dışında sade, içinde zengindi. Etkisinde kaldığı Tarde ile Durkayım'ın ulaşamadıkları husus, yıllardır süregelen ve günümüzde de sıcak bir tartışma konusu olan toplumsal olguların doğuşunda bireyin mi yoksa toplumun mu belirleyici olduğu muammasıdır. Merhum Gökayp ne bireyi ihmal etmiş ne de toplumu analizlerinin ana öğesi yapmaktan geri durmuştur. Toplumsal hayat felsefesinin yeni hayat şeklinde formüle edilmesini, milli devletimizin inşa sürecindeki kilit rolü de, hiç şüphesiz merhum fikir çınarımızın üstlenmiştir. Yeni hayat, yeni yüzyıl, yeni Türkiye demek bir bakıma Ziya Gökalp demektir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir çatısı Ziya Gökalp, devletin ve milletin payidarlığıyla eş zamanlı milli gönüllerde varlığını ve ilk günkü tesirini koruyacak bizlerin yolunu aydınlatacaktır. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, merhum düşünürümüzün fikir temellerini kazdığı Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenliğe dayanan dev bir hamle, uzun savaşlar döneminin taşlanmış nihai aşamasıdır ve yüz yıl geride bırakmıştır. Türk milleti 29 Ekim 1923 tarihinde kutlu mazisinin en önemli stratejik kazanımlarından birini gerçekleştirmiş, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini güçlü iradesiyle ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti şehit kanlarıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve fedakarlıklarla vücut bulmuş, bu haliyle sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Tarihteki sayısız badireyi geçerek, tuzakları bozarak, Yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti, Cumhuriyet'le birlikte ileriye, daha ileriye, çok daha ileriye erişme azmini göstermiştir. Milli mücadelenin her safhasında, sahip olunan mani, manevi kuvvet ve direncin yegane kaynağı, Türk milletinin varoluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının, İlk yıl dönümünde tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman zaafa uğratılmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Türk Milleti'nin 29 Ekim 2024 Salı günü karşılayacağımız Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor. İlk Cumhurba Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, TUSAŞ şehitlerin tesislerinde şehit olan kardeşlerimize ve tarihin her döneminde mücadeleleriyle öne atılıp şehit düşen kahramanlarımıza elbette büyük düşünürümüz Ziya Gökalp'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. TUSAŞ'taki Hunar terör eyleminde yaralanan ve hala tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Yeni yüzyılda terörsüz Türkiye huzurlu Türkiye'ye, müreffeh ve muasır Türkiye'ye hep beraber ve el ele ulaşacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında yok etme, terör devletinin kurulmasını engelleme mücadelesinde sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha kararlılık şekilde ilanını yapıyorum. Bu sempozyumun Hazırlık aşamasını demeye geçen bugünkü toplantımıza katılarak vefatının 100. yılında Ziya Gökalp hayatı, eserleri, ilmi ve fikri mirası çerçevesinde görüşlerini paylaşacak olan değerli arkadaşlarıma, muhterem hocalarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Genel Başkanımıza katılımlarıyla etkinliğimize teşrif ettikleri için şükranlarımızı sunuyoruz.